zorba iktidarların tavırlarıdır bunlar. Bir soru sorarsak her şey çok net anlaşılacak. Kim içine sindirdi bu kararı? Amiyane tabirle delikanlıca savunabilecek kaç köşe yazarı kurabilirsiniz? Delikanlı ifadesini cinsiyetçi olarak algılamayacağınızı biliyorum ama hani böyle içten, samimi, ben bu kararı çok beğendim. Ya İmamoğlu'nun asılması lazım, kesilmesi lazım, çok büyük bir suç işledi falan filan diyebilecek kaç köşe yazarı? Yok. İşte ama etrafından dolanıyorlar bazı şeylerin işte. O bulandırmalar değil. Evet. Net olarak arkadaş bu hakim de şunu söylemek bana göre çok bir anlamda. Efendim temiz safhası var, şurası var, burası var. Hakim hatalı karar verebilir. Hayır ben hukukçuyum. Kaç hukukçu var mesela? Evet bu hakim dört dörtlük karar verdi. Eksik değil, yanlış değil. Usulü olarak hata yapmadı. Hatta bu celsede bu karar verilebilirdi. Çok da doğru yaptı. Eğer siz bunları söyleyemiyorsanız, yani kamu vicdanı dediğimiz olaydır bu. Yargılama kamu vicdanını tatmin etmiyorsa yırtın, çöpe atın. Hiçbir anlamı yoktur ve döneceği yerden döner. Peki AK Parti'yi buradan bir mağduriyet çıkartabilir mi? Yani bu çok konuşuluyor Turan Bey. Bu konuda AK Parti çok başarılıdır. Hani buradan da kendi bir mağduriyet çıkartabilir diye. Ve çeşitli hani yorumlarda da görüyoruz. Sizce buradan AK Parti'ye bir mağduriyet çıkar mı? Ben bununla ilgili dün bir açık çağrı yaptım. AK Parti mağduriyet falan filan aramak yerine eğer gerçekten bu tezgah onlara kurulduğu iddiasındaysalar ki öyle söyleniyor da yani A grubu, B grubu, C grubu iki tane seçenek ortaya çıkıyor. Bir, yaptırdıkları işin arkasında duramayacak kadar acizler. Acizliklerini ikrar ediyorlar. Sağır Sultan biliyor. Hepimiz biliyoruz. Bu ülkede majestelerinin hukuku diye bir hukuk sistemi var artık. Kurgusu itibariyle bu majestelerinin hukuku bugünkü HSK'nın uzun yıllardır kapısında beni alın diye beklediği Avrupa'daki meslek kuruluşuna da alınmama nedeni. Bize deniliyor ki sizin hakimler ve savcılar kurulunuz bağımsız ve tarafsız değil. Sarayın askeri haline dönmüş,